Arkadaşlar merhaba bu videomuzda sizlere Sublime Text nasıl indirilir ve Sublime Text'in kullanımı nasıldır, nasıl kullanılır buna cevap vermeye çalışacağım. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Sublime Text ne işe yarar birazcık bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Sublime Text bizim kod editörümüzdür. Yani bir Sublime Text aracılığıyla kodlarımızı yazabiliriz. İçerisinde en çok Kullanmış olduğumuz html, css, php, javascript, bootstrap gibi bütün kodları siz Sublime Text aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca birkaç tane daha bilgi vereyim şimdi sizlere. Sublime Text ücretsiz mi? Evet arkadaşlar Sublime Text ücretsiz. Siz de bunu dilediğiniz gibi projelerinizde kullanabilirsiniz. Burada zaten eğer firma falan merak ediyorsanız burada bakabilirsiniz. Yeni başlayanlar için... Hangisini öneririm? Arkadaşlar Notepad yerine yeni başlayanlar için Sublime Text'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu biraz daha işinizi kolaylaştırıyor. Ama eğer profesyonel seviyede kod yazmaya başladıysanız o zaman yine Atama bakabilir ya da burada görmüş olduğunuz diğer uygulamalarda kontrol edebilirsiniz. Hepsi oldukça idealdir. Bakın burada 15 tane daha yine aratılan bazı programlar var. Sizler dilediğinizde burada kullanabilirsiniz. Hemen Sublime Text'in indirilmesini size göstermek istiyorum. Buradan Sublime Text yazdığınız zaman karşınıza bir site çıkacak. Buradan siteye tıklayın arkadaşlar. Şimdi siteye tıkladım. Böyle bir alan çıktı. Burada işte Sublime Text'in görüntüsünü falan görebiliyorsunuz. Aşağı indiğiniz zaman bazı e, kısa yollarından falan bahsediyor. Ben de burada indirme butonuna basarak bunu indirebilirim. Hemen basıyorum ve masa üstüne bunu indireceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere çok küçük bir dosya. Yaklaşık 10 MB. Şu an bunu hızlı bir şekilde indirecek. Aynen indirdi. Ben bunu açıyorum. Burada e, direkt ileri diyerek devam edebiliriz. Buradan install diyerek. Bu ne? bunu yükledik ve işlemler bitti. Arkadaşlar Sublime Text'in kullanımı işte sadece bu kadar basit. Şimdi size birazcık kullanımından bahsetmek istiyorum. Buraya arkadaşlar S yazdığınız zaman direkt karşınıza zaten çıkacaktır. Şimdi birazcık size hızlı bir şekilde kullanımından bahsetmek istiyorum. Kullanımı oldukça basit. Burada file new file diyerek yeni bir dosya oluşturabilirsiniz ve bu dosyanızı kaydedebilirsiniz. Ayrıca File, Open File diyerek de herhangi bir dosyayı Sublime Text üzerinde açabilirsiniz. Klasör açmak isterseniz Open Folder var. Bu klasör açmanızı sağlar. Belli bir klasörleri bu şekilde açabilirsiniz. Dosyayı yazdınız. Kaydetmek isterseniz Save seçeneğine basabilirsiniz. Yeni pencere açmak için Ctrl Shift N tuşuna basarsınız ya da buna tıklarsınız. Eğer var olan pencereyi kapatmak isterseniz de Ctrl Shift ve W tuşuna basarak bunları kapatabilirsiniz. Sadece dosyayı kapatmak isterseniz de Ctrl wye yine basabilirsiniz. Tıkış yapmak için de bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada eğer herhangi bir dosyanın ismini değiştirmek isterseniz sağ tıklayıp buradan ikinci seçeneğe tıklayıp dosyanızın ismini değiştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde diğer dosyalar için de bu geçerli. Ayrıca buradan var olan dosyalarınızı silebilirsiniz. Buradan bastığınız zaman direkt otomatikman dosyanızı bu projeden silmiş oluyor buradan yine kopyalama silme yapıştırma gibi seçenekler mevcut Ayrıca sublime Text'in birçok kısa yolları var arkadaşlar e, kanalımızda bu kısa yollarını bulundurmuş olduğumuz videolar var Sizler o videoları izleyebilirsiniz e, Mesela burada bir kod satırı olduğu zaman hemen sizlere bunu aktarmaya çalışayım internetten hazır makale kopyalayalım Lore alabiliriz mesela Buraya gelelim. Herhangi bir metin kopyalayalım. Şurayı şu şekilde ben kopyalamak istiyorum. Gelip buraya yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar burada bazı seçenekleri arayabiliriz. Ben mesela herhangi bir değer araştırmak istersem buraya Ctrl F tuşuna basıyorum ve istemiş olduğum kelime kelimeyi aratabiliyorum. Mesela 1500 kelimesini arasın. Bakın karşına çıkardı gördünüz mü? Ya da işte ne kelimesini çıkarsın? Lorem kelimesini çıkarsın. Görmüş olduğunuz üzere tüm kelimeleri benim karşıma çıkarıyor. Bu bir. İkincisi satırlara gitme kodumuz var. Ctrl G'ye basarak birinci satıra gitmek isterseniz birinci satıra götürür. Eğer Ctrl G yazıp üçüncü satıra gitmek isterseniz sizi üçüncü satıra atar. Bu da yine bir kısa yoludur. Ayrıca başka bilmeniz gereken şu an temel kullanımda ne var diye hızlı bir şekilde bakmak istiyorum temel kullanım bu şekilde arkadaşlar. Burada yine kendi ayarlarınızı yapıp kendiniz özelleştirebilirsiniz. Sublime Text'in birkaç tane avantaj var. En büyük avantajı yeni başlayanlar için oldukça ideal ve çok az yer kaplıyor. Bu yüzden Sublime Text'i kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer Sublime Text'in tüm kısa yollarını merak etmek istiyorsanız ve daha hızlı kod yazmak istiyorsanız yine kanalımızda bulunan ve şu an Sağ üst köşede bunun linkini de bırakacağım. O videomuza giderek detaylı bir şekilde tüm sorularını da öğrenebilirsiniz. Ben videomu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.